Merhaba arkadaşlar 7 Haziran Salı günü Ankara'da ikinci Altılı Ganyan dördüncü koşuyla saat 15.30'da başlayacak. 4 yaşlı Arap atları 2100 metre mesafede kum koşacakları handikap 15 koşu. Ben de altılıya tekle başlayacağım. O da bir numaralı Arif Can olacak. Mehmet Ak Yavuz idaresinde 61 kilo da olsa bugün bu yarışı kazanacaktır. Banko diyorum bir numaralı Arif Can için. Ankara'da altılı Ganya'nın ikinci ayağı A3 yarış İçişleri Bakanlığı koşusu ve kupalı bir koşu. 1500 metre kum pistte 3 yaşlı İngiliz tayları kupa için koşacaklar. E, ve yani ben bu yarışı İçişleri Bakanlığı koşusunu A3 klasında e, düşük olarak görüyorum. E, yani grup 1 olmasa bile en azından bana göre grup 2, grup 3 yarış olmalıydı İçişleri Bakanlığı koşusu. 5 tay yarışa kayıtlı dedim. İlk olarak önereceğim Safkan 4 numaralı Hamaset olacak ki 4 numara ve 5 numaralı King Ferrer son yarışlarında erkek tay denemede koştu. Bugün kum pistte çıkacak 4 numaralı Hamaset önceliğim olacak ki Halis Karataş'ta da ilk kez koşacak. Benim burada favorim 4 numara. Yarışı kazanmaya çok yakın. Sonra 2 numaralı askıt ki 4 ve 5'in çekişmesinden faydalanabilir sonlarda etkili sprinti var 2 numaralı eskıtı son olarak da 5 numaralı King Ferris Saadettin Boryaza da onun da şansı var ayırmadan 4 5 ve 2 yazalım arkadaşlar 3. ayağa geldiğimizde üç yaşlı Arap tayları 1200 metre çim piste koşacakları kısa vade 6 Cevat Gürkan adına düzenlenmiş bir koşu. 8 e, tay yarışa kayıtlı ve sadece 8 e, numaralı Sonatın kızı e, dişi tay, diğerleri erkek tay. E, yine de e, son koşunda uzak ara rahat bir birincilik yaptı. Benim önceliğim bugün 8 e, numaralı Sonatın kızı olacak. E, sonra 1 numaralı e, Baba Zaman, Halis Karataş idaresinde son yarışını ölçü almıyorum biraz eksik koştu daha iyisini yapabilirdi o gün bugün için burada çok şanslı kesinlikle yazmak lazım son olarak da Ahmetçelik idaresindeki 2 numaralı Arapçelik yine şanslı yarışın diğer şanslı bir tayı ki son koşusunu burada rakibi 5 numarayla birlikte koştu 5 numaranın önünde 3.lükte kaldı 2 numaralı Arapçelik Kaysbert'in tayı e yarışları da gayet tatminkar. Bugün kesinlikle şanslı bir tay sıralamam 8 1 ve 2 olacak 6. koşuda. Ankara'da 7. koşu 3 yaşlı İngiliz taylarının 1400 metre kum koşacakları satış 2 koşusu 11 tay yarışa kayıtlı. Öncelikle 1 numaralı Carol Stromu yazın derim. Ee, sayın Öz, Özbelge e, yetiştirmesi bir safkan ki e, şu an sahibi sayın Ayfer Şimşek bugün e, ikinci yarışında çıkacak Ayşe Ayfer Şimşek e, sahibinde ki kum pistte koşacak. Çok, çok daha iyi koşmasını bekliyorum. Kesinlikle e, yarışın en şanslı safkanı bir numaralı Carol Strom. Sonra 3 numaralı Mirdoğan Vedat Abişle Son iki yarışını çim pistte koştu ve çimde biraz eksik koşuyor. Kum performansına baktığımızda 5, 4, 3, 2 ee, yani bir birincilik ilave edebilir bugün totosuna. Önceliğim bu iki safkan olacak. Ee, satış koşusu zor bir koşu ki satış fiyatları da 80 ile 100 bin arasında değişiyor. Onu da söylemiş olayım. 7 numaralı matra gülünün fiyatına bakıyorum 100 bin. Ee, annesi gibi iyi bir kısrak olabilir 7 numaralı Matragül'ü O da dikkatimi çekti ee, Dediğim gibi 1-3 önceliğim Sonra 6 numaralı e, Lady ans ilk yarışında e, binicisini üstünden attı e, Derecesiz kaldı bugün için sürpriz yapabilir burada Velat Demir'le Sonra da ilk kez kumpiste koşacak olan 8 numaralı Sonze e, Evet e, Pedigree olarak e, çime daha yatkın ama ilk kez koşacak kumda e, ters bir yarış çıkarabilir. E, yazmak isterseniz önereceğim. E, sürprize 2 saf olacak 6 ve 8. Önceliğin 1 ve 3 arkadaşlar. 8. koşuya geldiğimizde 3 yaşlı e, dişi İngiliz tayları 2000 metre e, kum pistte koşacakları şartlı 5 koşu. 7 kısrak yarışa kayıtlı. E, oldukça denk bir grup. Ee, favorim 4 numaralı Sefa'm olsun Ahmet Çelik'le Ki Totos'una baktığımızda da 4-2-1 4-2 ee, Eğer Totos'una uyacaksa sanki 1 yine ee, Yine de dediğim gibi zor bir yarış ee, Birbirlerine çok yakın safkanlar var ee, Hepsini yazmak lazım ben diyorum Küçük kupon oynayacaksanız 4 numara Sefa'm olsun benim favorim ama hepsinin şansı var. Yani 7 numaralı Gül Gülnişan sadece performansını beğenmiyorum. Ama onu da Karataş tercih ettiğine göre muhakkak bir ışık görmüştür. Ondan dolayı ben bu ayak için önceliğim 4 sonrası hepsi diyorum arkadaşlar. Ankara'da 6'lı Ganya'nın son ayağı saat 18'de başlayacak. 4 ve yukarı yaşlı Arapatları 1600 metre çim piste koşacakları Handikap 16 koşu. Ve 16 at yarışa kayıtlı. E, sürprize müsait bir koşu. önceliğim 5 numaralı Kale Barajı olacak Hişman Çizik ile. Son yarışlarında e, çok iyi bir form yakaladı. Bugün için de yine kazanabilir Ufuk birin temsilcisi. önceliğim 5. E, rakipleri 10 yaşındaki e, 2 numaralı S Anadolu. Sürekli e, yakın ara bitiriyor. E, her an bir ters yarış çıkarıp yarış kazanabilir. 2'yi de yazalım. 5'in rakibi. Sonra 8 numaralı Jet Hemo. Mesafeye bakmaksızın gayet iyi bir performansa sahip. Şu ana kadar 22 kez koştu. 17'sini tabelada bitirdi. Birincilikleri dahil. Tabelanın dışındakiler de 5.lik 6.lik yani. Çok iyi bir performansa sahip. Mücahit Bayır'la 8 numarayı da yazalım. Sonra 9 numaralı bir matra. Mert Ali Solmaz ile Son olarak da 10 numaralı Karaçetin Aprantisi Kadir Demirel ile Buranın sürprizini yapabilir Hatta bomba olur Muhtemelen yüksek ganyanlı Olur gelecek olursa Ki ben bir şansı olduğunu düşünüyorum Sıralamam 5 2 8 9 Ve 10 alacak Ankara'da 6'lı ganyan son ayağında arkadaşlar Bir sonraki kaydımda görüşmek üzere Bahtınız açık olsun